Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün kongre vardı sevgili izleyenler. 11. Erzurum olan Genel Kurulu Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede Ahmet Anatepe ve Naim Karataş İl başkanlığı için aday oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Teşkilatı'nın 11. olan genel kurulu yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi 11. Erzurum olan genel kurulu Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede Ahmet Anatepe ve Naim Karataş il başkanlığı için aday oldu. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı için aday olan Ahmet Anatepe, genel kurulda yaptığı konuşmada yapılan il kongrelerinin iktidarın habercisi, müjdecisi olan büyük kurultaya hazırlık dönemi olduğunu söyledi. Türk milletinin inanç yolculuğu Kur'an'la da dalga geçenlerle değil, sizler gibi Kur'an'a aşık olanlarla tamamlanacaktır diyen Anatepe, konuşmasına şu şekilde devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı için aday olan Ahmet Anatepe, genel kurulda yaptığı konuşmada yapılan il kongrelerinin iktidarın habercisi, müjdecisi olan büyük kurultaya hazırlık dönemi olduğunu söyledi. Türk milletinin inanç yolculuğu Kur'an'la dalga geçenlerle değil, sizler gibi Kur'an'a aşık olanlarla tamamlanacaktır dedi. Türk milletinin inanç yolculuğu Kur'an'la dalga geçenlerle değil, sizler gibi Kur'an'a aşık olanlarla tamamlanacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, bugün partimizin 11. olağan kongresini yapacağımız şehrimiz tarihinin sayfalarına adını altın harflerle yazdırmış ve dadaşlık namını hakkıyla almış bir ilimizdir. İlimizin doğasında mıdır nedir? Palandöken dağı gibi heybetli, yufka yürekli, mert, şahin bakışlı, aslan yürekli yiğitleri yetiştiren bir şehrimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı için aday olan bir diğer isim Naim Karataş ise kongrenin millete, ülkeye ve davaya hayırlı olmasını diledi. Bugüne kadar yapmış ve hala yapmaya devam eden yöneticilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Karataş, 15 yaşından beri çalışan bir nefer olarak karşınızdayım ve şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı adayı olarak karşınızdayım dedi. Haber yayını hazırlandığı sırada oy sayımı da devam ediyordu. Kutsal davamızın fitrini günümüze kadar ulaşmasına vesile olan ve sizlere biraz bırakan ve amanet bırakan ve bu uğruna en kutsal amaneti canlarını hiçe sayan, hibe eden ve gün aramızda bulunmayan başta başlığımız Alparslan Türkeş Bey'i ve binlerce yücücü şehitlerimizi rahmetle kavuşmuş Ocak ve parti başkanlarımızı bu rahmetle şükranla anıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Zeki Ayıkaya 11. olan genel kurulunda yaptığı veda konuşmasında partileri duygulandırdı. Milliyetçi Hareket Partisi 11. Erzurum olan genel kurulu Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede Ahmet Anatepe ve Naim Karataş il başkanlığı için aday oldu. 6 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevine yeniden aday olmayan Zekai Kaya kongrede veda konuşması yaptı. Zekai Kaya, 11. olan kongremiz sonrasında yeni seçilecek olan arkadaşımıza şimdiden başarılar dilerim. 6 yıldır onurla, gururla bu görevi yürüttüm. Görev süren boyunca yanlışa, hataya ve ihanete boyun eğmedim. Zalimin karşısında susmadım, ihanet çemberi karşısında dik duruşumuzu sürdürdük. Geçmişi bahane edip cezaevine attılar. Yine de doğru bildiğimizden şaşmadık. 3 hilal uğruna ellerime kelepçe vurdular. İş hayatımı sollandırdılar. Aramıza nifak tohumları serpmeye çalıştılar. Bunların hepsinin karşısında durduk, müsaade etmedik. Ben bu kutlu davanın yükünü taşımaktan yılmadım, yılmayacağım. Hakkınızı helal edin dedi. Görev süren boyunca yanlışlıklara, hatalara, ihanete karşı boyun
ey müdür. Ateşten bir gömlek giydiğimi bile bile zalimin karşısında susmadım. Değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlarla hep mücadele ettim. Bu mücadele sonunda bedel ödeme ihtimali asla gözümü korkutmadı. Gereken bedeli de ödemekten çekinmedim. İhanet çemberinin karşısında dik duruşumuz nedeniyle davamızdan, ülkümüzden vazgeçmek, bastırmak ve sindirmek adına geçmişi bahane edip cezaevlerine attılar. Yine de doğru bildiğinden şaşmadım, şaşmayacağım. Cezaevi yolunda ellerimize üç yıldan uğruna kelepçe vurdum. Kelepçeyi yüreğimize, duygularımıza, değerlerimize vurmalarını asla müsaade etmedim. Evet, Erzurum'da ilginç bir eylem vardı sevgili izleyenler. Ruhsatlandırma problemi olduğu gerekçesiyle çalışmaları durdurulan bir inşaat şirketinden ev alan vatandaşlar tabutlu eylem yaptı. Kentte ruhsatlandırma problemi olduğu gerekçesiyle çalışmaları durdurulan bir inşaat şirketinden ev alan vatandaşlar eylem yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne girmeye çalışan ve bir iş yerine yumurta fırlatan grupla polis arasında çıkan arbedede iki kişi fenalaştı. Erzurum'da ruhsatlandırma problemi olduğu gerekçesiyle çalışmaları durdurulan bir inşaat şirketinden ev alan vatandaşlar tabutta eylem yaptı. Muratpaşa Mahallesi Hasıl Efendi sokaktaki inşaat firması önünde toplanan grup, omuzlarında tabut, ellerinde döviz taşıyarak Erzincan Kapı mevkisine geldi. Buradan Cumhuriyet Caddesi'ne çıkıp trafiği kapatan grup slogan atarak havuz başına gitti. Burada bir süre bekledikten sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi binası önüne yürüyen grup, güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekiplerini aşarak belediyeye girmek istedi. Arbede çıkması üzerine polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Arbede'de arada kalması sonucu fenalaşan iki kişi 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Biber gazından etkilenenler de gözlerine kar sürerek ve süs havuzuna yıkadı. İnşaatların belediye tarafından durdurulduğunu ve çok sayıda ailenin mağdur edildiğini öne süren grup burada bir süre slogan attı. Polisin uyarılarının ardından grup yeniden Cumhuriyet Caddesi'nden DGM kavşağına geldi. Polis ekipleri TOMA ile güvenlik önlemi aldı. Bir iş adamının evlerinin yapılacağı arsalar alarak yapımı engellediğini iddia eden grup söz konusu iş adamının mağazasında yumurta attı. Safa geçin arkadaşlar, cenaze namazı kılacağız. Bu cenaze namazı kılmayla bitmeyecek. Ulan uyanın, uyanın, hakkımızı arayacağız. Bugün en şiddetli bir şey gördüm. Cenaze namazını kılmadan önce sorun lan. Siz bu meftadan razı mısınız? Hayır! Hayır! Razı mısınız? Hayır! Akıdat hakkını helal edin. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında öğrenciler sıfırın altında 5 derece kar üzerinde sahne aldı. Program kapsamında açık alanda konser veren 9. Kolordu Komutanlığı Bando ekibi enstrümanların soğuktan zarar görmemesi için konseri kapalı mekanda devam ettirmek zorunda kaldı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sıfırın altında 5 derecede tiyatro gösterisi yapıldı. Bando konseri verildi. Bando ekibi enstrümanların donmaması için kapalı mekana geçmek zorunda kaldı.
fakültenin 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında tiyatro ana sanat dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Pınar Aras'ın hazırladığı ve sahne sanatları bölümü öğrencilerinin rol aldığı karma tiyatro oyunu fakülte öğrencileri kar üzerinde sahnelendi. Bağırmıyor. Gururuna mı dokunur? He, dokunur. Ben bir hıyanetim paylaşacağım kadını. Kaç, her ne varsa olursa gemi, araba, dolmuş uçak, çöp kamyonu, kaç. Bohçacı Raziye o kadar gizli tutulan düğün haberini sinekliğe getirdiğinde ben de Ali abinin yanındaydım, iyi mi? Dince Ali abi önce şöyle bir yumuldu. İlki rengi attı, gözleri kaydı. Gülmeyi denedi. Ah, buna gülme değil, ağlamak demek daha doğru olurdu. Kalkmak istiyor ama o sesi kırık gibi çıkıyor, iyi mi? Soğuk havada dans ederek ısınmaya çalışan Beşi Bayan 11 öğrenci birçok yazarın oyunundan derlenen tiyatroyu sergiledi. Program kapsamında aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesinden öğrenci olan 9. Kolordu Komutanlığı Bando ekibi de soğuk havada konser verdi. Sıcaklığın sıfırın altında olduğu durumlarda enstrümanların notalarını çalıştıran yığın donması sonucu soğuk havanın cihazlara zarar verdiğini ifade eden ekip konsere kapalı ortamda devam etmek zorunda kaldı. Gecelerin şen gezginiyim ben. O bir anı şaklaban eder, onu güldürürüm. Fasulyeyle beslenmiş tombul bir at gördüm mü dayanamam. Bando ekibinden Serkan Kararslan yaptığı açıklamada enstrümanların belli bir sıcaklığın altında donduğunu ve bunun cihazlara zarar verdiğini belirterek cihazlarımız soğuktan etkileniyor. Sıcaklık sıfırın altına düştüğünde cihazın pistonları yağla çalıştığı için yağında donma derecesi var. Bunun için sıcak ortam gerekiyor. Onun için konsere içeride devam edeceğiz dedi. Enstrümanlarımız belli bir sıcaklığın altında donduğu için, yani pistonlar çalışmadığı için içeride çalmamız gerekiyor. Teşekkür. Fakültemizin kuruluşunun 22 ama eğitime başlamasının 20. yılı münasebetiyle yaptığımız ilk çalışmalar. Yani bugün hem tiyatro bölümünün bir küçük oyunu oldu. Aynı zamanda da müzik bölüm, bilimleri bölümünün, aynı zamanda da askeri bandda yer alan öğrencilerimizin yapmış oldukları bir dinletiyle başladık. Evet sevgili izleyenler, şu an hattımızda kameraman arkadaşımız Murat Kargın var. Kongre heyecanını bizlere anlatacak. Alo. İyi akşamlar. Erzurum Kazım Karabekir stadından hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda şu ana kadar yapılan oy sayımında oyların %80'i sayıldı. Ahmet Anatepe açık bir farkla önde gidiyor. Evet. Sayın Kargın, Ahmet Anatepe mi önde götürüyor demiştiniz? %80'i açıldı değil mi? Sandıkların %80'i açıldı. Şu anda Ahmet Anatepe büyük bir farkla önde gidiyor. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Evet. Evet sevgili izleyenler, devam ediyoruz bu hatırlatmayla bültenimize. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Karaca, eskiden dağcılık dendiği zaman hep zenginler ve üniversiteler akla gelirdi. Zenginlerin spor olarak bilinen dağcılığı halka yaymak için eğitim programlarımızı yeniden düzenledik ve bugün bizim branşımızda her meslekten, her gelir grubundan, her makam ve mevkiden insanlar var dedi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaaddin Karaca, eskiden dağcılık dendiği zaman hep zenginlerin ve üniversitelerin akla geldiğini belirterek, biz bunu halka yaymaya başardık. Artık her meslekten, her gelir grubundan, her makam ve mevkiden insanlar dağcılık yapabiliyor dedi. Alaaddin Karaca yaptığı açıklamada dağcılığın dünyadaki oluşumunun 18. yüzyılda Avrupa'da zenginlerin hatta hafta sonlarında doğaya giderek stres atmalarıyla başladığını söyledi. Faaliyet yapıyordu federasyon ve eğitim talimatları yoktu, yönetmelikleri yoktu. Usta çırak ilişkisi içerisinde de eğitimler yürütülüyordu. Bugünkü konumda, bugünkü sayıya baktığımızda 36.800 küsür diyebiliriz lisanslı dağcı yine aynı kuruluşun kayıtlarında var ve 960 dağcılık kulübü.
79 ilde aktif ve eğitim talimatları var, eğitim yönetmelikleri var, antrenörleri var ve bununla beraber de 3 tane branşta faaliyet gösteriyor. Yani geçmişte var olan alpinizm branşına 2 tane de branş eklenmiş. Spor tırmanma ve dar kayalı branşları. Tabii bu sayıya baktığımızda diğer bazı federasyonlarımızda bu kıyası ettiğimizde olimpik olan federasyonlarımızda dahil fevkalede üst seviyede bir rakam. Hatta ülkemizde çoğu ilin merkez nüfusundan da fazla diyebiliriz. Tabii buraya nasıl geldik? Bizim göreve geldiğimizde ilk planladığımız iş, yaptığımız faaliyetleri halka duyurmak, halkın dikkatini çekmek. Onun için de gittiğimiz her bölgede yaptığımız törenlerle Atatürk Anıtı'na gittik, çelenk koyduk, saygı duruşunda bulunduk ve yöre insanına da o bölgede niye bulunduğumuzu, ne için gittiğimizi anlattık. Çünkü insanlar geçmişte çok yabancıydı bu işe. Yani siz dağlarda ne için geziyorsunuz, niye dağlara gidiyorsunuz gibi sorularla karşılaşıyorduk. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.